Tamam. Geçtik. Gelin geri komple olur. Gelin gel bakalım. Herkes otursun. Biraz daha. Lütfen biraz daha. Konuşmak için. Ses testi ilimizin ekonomik ve sosyoekonomik durumunda çok büyük önem arz etmekte. Tabii ki evrensel sitemize baktığımız zaman şu an imar planında 1500 iş yeri, bu iş yerlerimizin bazıları 2-3'e bölünmüş, toplamda 2500 iş yeri. Evrensel sitemizde tabii yaklaşık 10.000 bir nüfus var. Abinin de Sayın Başbakanlık ve Toplu Konu Dilerimiz evrensel sitesi karşısında bulunan alanda yaklaşık 5500 konut yapıldı. Ve orası ciddi anlamda bir cazibe merkezi oluştu. Şanlıurfa'mızın harika bir semti oldu. Ben tabii burada hem TOKİ'ye hem sanayi sitesinin yapımında devletimize, hükümetimize, bütün sorunlarımızın çözüm noktasında her zaman rahatsız ettiği Sayın Bakanımıza, Sayın Valilerimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Belediye Başkanımız inşallah bu önümüzdeki süreçte de sorunlarımızı çözeceğine biz yürekten zaten inanıyoruz, sık sık da görüşüyoruz. Bu vesileyle de bir arada bulunmuşken 8 konuda talebimiz var Urfa adına. Bir Şanlıurfa Evren Sanayi Karaköprü dediğimiz çevre yolu, Kuzeybatı çevre yolumuzun kısa sürede bitirip tamamlanması gerek Şanlıurfa şehircilik açısından gerek Evren Sanayi sitesi açısından büyük önem arz etmektedir. İki, iş yeri sağlığı ve güvenliği ile ilgili süren uzatılması veya biraz daha kolaylaştırılması ülkemizde de ben aynı zamanda Türkiye Madeni İşçi Sanatkarları Federasyonu Yönetim Kurulu'yum. Mesela işte eski iş yerlerimizde yangın merdiveni ve bazı çok böyle şeyler sıkıntı oluşturuyor eski iş yerlerimizde. Üçüncü konu Evren Sanayi Sitesi giriş çıkışlarında köprülü kavşak organize sanayide yapılmış şekliyle köprülü kavşak yapılması man ve can güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kısa sürede tamamlanırsa gerek TOKİ'de oturan sakinlerimiz gerekse Evren Sanayi Sitesi'ndeki insanlarımız rahatlayacaktır. Sayın Bakanımızdan özellikle ricamız, arzumuzdur. Dördüncü konu Evren Sanayi Sitesi çevresinde bulunan kamuya ait alanların bazı bölümlerinde bir idare kurulu kararıyla cins değişikliği yapıp Evren Sanayi Sitesi'nin çevresindeki alanların Sayın Başkanımız Celalettin Bey zaten çalışma yapıyor. Konut, park, Allah razı olsun. Ama biz geçmişte yapmış olduğumuz imar planı çalışmalarının büyütülmesi ve şu anda da imar planında bulunan kısmi bir bölümün il idare kurulu kararıyla cinsin değiştirilmesi ve Sayın Bakanımıza başkanıma arz ettim devre otururken sağ olsunlar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan oda başkanları ilimizde ve ilçelerimizde oda başkanlarının eğitim merkezi yapılması yapılacak olan kültür ve eğitim merkezlerinden meslek odalarımızda ve bu merkezlerde idare binalarının olması esnaf sanatkarımıza dahi hizmet vereceğine inanmaktayız. İl ve ilçelerimizde 58 oda, esnaf zinde kayıtlı yaklaşık 5000 esnafımız. Dolayısıyla esnafımız yanında çalışanlar ile birlikte 150 bin esnaf sanatkarımıza hizmet edecektir. Bu yapılacak projede orda başkanlarımız için yapılan ve esnaf ve sanatkarıma hizmet etmekte büyük önem sağlayacaktır. Hizmetliğiniz için hepinize ayrı ayrı
şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimiz birlikte yaşıyoruz, takip ediyoruz. 30 Mart seçimleri yaklaşıyor. Biz AK Parti olarak seçime hazırlanıyoruz. Bir yandan yaptığımız ve yapacaklarımızla ilgili halkımızı, medyamızı, sivil toplumu bilgilendirirken, diğer yandan da inşallah halkımıza olan sonsuz inancımız gereği bugün göreve başlayacakmış gibi yapacağımız işleri planlamaya, projelerini hazırlamaya gayret ediyoruz. Sözlerimin başında öncelikli olarak bütün Şanlıurfalılara, sivil toplum örgütlerine, siz değerli meslek odası başkanlarına gösterdiğiniz teveccühten, ilgiden, alakadan dolayı sonsuz minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz siyasi hareketin tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da kamu vicdanında bu kadar geniş yer bulması, takdir görmesi, destek görmesi Urfa'mız için de ülkemizin geleceği açısından da bizleri ümitlendirmekte, ülkeye olan inancımızı artırmakta, geleceğe olan inanç ve heyecanımızı artırmaktadır. Her toplantıda söylüyorum, 30 yıl devlet hizmeti olan bir insan olarak, bu coğrafyanın bir çocuğu olarak Allah'a hamd ediyorum ki biz bugünleri gördük. Bu coğrafyada devletle milletin kaynaşmasına şahit olduk. Barışı gördük. Kardeşliği gördük. Kucaklaşmayı gördük. Huzuru gördük. Devletle milletin birleşmesini gördük. Bu yurda ulaşılmaz devlet anlayışı yerine hizmetkar, halkını kucaklayan, halkının dertleriyle dertlenen devlet anlayışını gördük. Az önce kahvaltı esnasında Sayın Başkan'la masa başında yaptığımız değerlendirme ve daha sonra onun da yaptığı takdim çerçevesinde Şanlıurfa'nın geleceği açısından tabii yalnız bugün değil, bu seçime anlayışını Şanlıurfa'da gerçekleştirdik. Birinci hedefimiz Şanlıurfa'nın artık Haliliye ve Eyüpiye'den ibaret bir il olarak sürdürülmesinin mümkün olamayacağını, bu kadar büyük bir toprak parçasına sahip olan Şanlıurfa'nın mutlaka bir merkezden bir planlamaya, ciddi bir şekilde ele alınmaya ihtiyacı olduğunu söyledik ve bunun da yolunun büyük şehir olması gerektiği konusunda karar kıldık. O sebebimiz tamam. İkinci o sebebimiz de iyi dediğiye bacalar yükselmeye başladı. O da tamam. Altyapısı tamam. Köprülü kavşakları tamam. Acaba 2,5 yıl önce bunları hayal edebilir miydik? Ben 2,5 yıl önce yani 2011'in Nisan ayında, Nisan'ın 20'sinde buraya gelip hemen bir hafta içerisinde organize sanayi bölgesine bir gidelim dediğim zaman keşke o fotoğraflar şimdi olsa görsek. Ve o günden bugüne organize sanayi bölgelerimizin geldiği tabloyu görmemiz açısından kat ettiğimiz mesafe son derece önemli. Şimdi büyük şehir anlayışı çerçevesinde planlamayı yapmamız gerekiyor. Bir Nisan'dan itibaren inşallah bize bir OSB yetmez, iki OSB yetmez. Bizi mutlaka 5 OSB'yi gerçekleştiren askeri, 2 ihtisas organize sanayi bölgesini gerçekleştiren ve küçük sanayi siteleriyle ilçelerde yaygınlaşan bir Şanlıurfa anlayışını bu önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde planlamamız, oturtmamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Evet, Viranşehir'de sanayi sitesinin, Siverek'te sanayi sitesinin oluşmasıyla ilgili mücadeleler verdik. Eyvallah. Ama şimdi bir merkezden bunların planlanmasında son derece büyük yarar var. Çok şükür büyük şehir yasasıyla
bu imkanı şimdi elde etmiş bulunuyoruz ve inşallah gelecek daha planlı, daha programlı, hedefleri kısa, orta, uzun vadeli hedefleri olan bir Şanlıurfa'yı inşallah birlikte inşa etmiş olacağız. Yani hangi konuyu ele alırsanız alın, trilyonlar aktı. 17.8 ilave edilmeyenlerde 20 katrilyon 12 yılda. Belki son 3 yılda gelen bunu 7-8 katrilyon son 3 yılda gelen imkanlar. Yani bunlar yalnız hayal etmek değil, bu işin delisi olmak, hizmetin delisi olmak ve ben bunu başaracağım anlayışıyla, inancıyla, bir takım ruhuyla çalışmaktan geçiyor.